üniversite öğrencilerinin en büyük yaşadığı problemlerden bir tanesi ekonomik problemler. Yani tabii ananızın karnından şanslı biri olarak çıkmadıysanız bu sorunu illa yaşarsınız. Mesela ben de çok fazla yaşıyordum bu sorunu. Bizzat kendimden biliyorum. Öğrencilerde şöyle bir şey var. Elinize yüklü miktarda para geçiyor bir anda ve siz e, o para geçmeden önce, o para geçmeden önceki günlerde fakir oluyorsunuz. Cebinizde sıfır kuruş para oluyor. Bir anda böyle sisteme çok fazla yüklenme yapınca sistem şey diyor, ha ben galiba zengin oldum. Harcamalarınızı arttırmaya başlıyorsunuz. Sanki bir ay önce rezil olup parası biten siz değildiniz. Ben de işte öyle bir döneme denk geldim. Tamam mı böyle elime e, para geçti, paranın anasını kırdım. Anasının belini kırdım paranın... E para azalınca ben dedim ki aa tamam. Para suyunu çekmeye başlıyor. Ben bir frenleyeyim. Böyle onu fark ettiğiniz anda eko yapmaya başlıyorsunuz. Hani oyunlarda olur ya böyle Valorant'ta falan. Beyler bu el eko gidelim. Paramız yok falan böyle. Hepimiz silah alamıyoruz. Biz de o, o dönemdeyiz tamam mı? Arkadaşlarla beraber tam böyle eko yapıyoruz. Bir gün okula ajans geldi. Bu ajans Amerika'nın çarkması olan oradaki bir kontente alıp Türkiye'ye gelip direkt uyarlamaya çalışan zeki bir abimiz. Dediler ki konferans düzenlenecek e, size bu etkinlikle alakalı bilgiler verilecek. Toplanın. <laughs> geçtik oturduk arkadaşlarla beraber bekliyoruz işte ne anlatacaklar bize diye. Bir tane adam çıktı böyle kravatlı böyle beyaz gömlekli. Gençler hoş geldiniz dedi. Öncelikle dedi biz dedi kapsamlı bir firmayız. Bize anlatmaya başladı tarihçesinden şundan bundan. Ben or oraları geçiyorum. Size dedi yeni bir fırsat sunuyoruz dedi. Biz sizleri işte aranızdan bazı arkadaşları alıp götüreceğiz. Üçerli gruplar halinde. Bu arkadaşlar doğayla iç içe bütün bir şekilde yaşayacaklar 3 gün boyunca. Sizin yiyeceğinizi, içeceğinizi, bütün karşı... Yani yol masrafları, her şeyi biz karşılıyoruz. Siz oraya gidip sadece doğanın tadını çıkaracaksınız. E ne karşılığında? Yani tamam siz bunu yapıyorsunuz. Böyle bir etkinlik yapıyorsunuz ama ne karşılığında bunu yapıyorsunuz? Ya işte siz de bizim ufaktan reklamımızı yapacaksınız. Yani canlı reklam olacaksınız. Atıyorum oraya gideceksin, resim çekeceksin. Teyzene, halana göndereceksin. Eşine, dostuna, akrabana. Ya bak biz gittik böyle çok güzeldi falan diye anlatacaksın tamam mı? Canlı reklamsın yani sen. E dedik ki olur. Bedavaysa olur. Ben severim. Biz arkadaş grubu olarak e, anlaştık. Çadırlar üçer kişilik. Yani büyük çadır veriyorlar. O büyük çadıra da 3 kişi sarıyormuş. Üçlü gruplar halinde iki grup, iki grup götürecekler ve bu 3 gün süreceği için servis sizi buradan alacak, götürecek, 3 gün orada kalacaksanız geri getirecek servis. Yemeniz, içmeniz, saçmanız hepsi içinde. 5 kuruş da para vermeyeceksin. Ya benim ekonomim için mükemmel bir şey. 3 gün boyunca 1 kuruş para harcamayacağım. Üf. Benim ekonomiyi toparlar dedik ki beyler gidiyoruz adımızı yazdıralım ee, adam şey dedi işte sormak istediğiniz soru var mı merak ettiğiniz aklınıza takılan bizim çocuklardan biri dedi ki ya dedi ben bir şey sormak istiyorum dedi evet buyursun dedi acaba dedi orada şey işlemlerini nasıl yapıyoruz tuvalet işlemlerini yani direkt olduğu gibi salıyor muyuz istediğimiz yere yok dedi yani o şekilde değil dedi bizim orada böyle iki katlı yapmış olduğumuz bir otel gibi bir yer var Otel değil aslında. Böyle iki katlı işte bir yerleri var onun. Orada duş alabileceğiniz, tuvalete girebileceğiniz, yemek pişirebileceğiniz bir alan mevcut. Oradan gidip işlerinizi halledebilirsiniz. Aa diyor sanki ben doğayla bütün yaşamak istiyorum. Salmak istiyorum canım. E özgürsün gidip ağacın dibine de bırakabilirsin yani. O senin özgür ve hür iradene kalmış diye belirtti. Tek ricam dedi hani bundan kimseye bahsetme yani. Bu bizim iki katlı otel gibi olan yerimizden kimseye bahsetme. Doğayla bütündük doğayla iç içe yaşadık diye anlat herkese. Tamam dediler. Peki dediler şey nasıl olacak? Yani yemek. Hani biz orada yemek yiyeceğiz. Yanımızda bir şey getirmemiz falan gerekiyor mu? Gidip oraya aç kalmayalım. Tabii ki dedi getirmenize gerek yok. Biz karşılayacağız. Her şeyi sabah dedi işte çorba vereceğiz size ee, sabahları. Akşam yemeği olarak da yön olacak bu arada. Akşam yemeği olarak da kişi başı 200 gram tavuk veriyoruz. 200 gram tavuk bir porsiyon tavuk yapıyor bu arada. Yani normalde 200 gram çok az bir miktar ama bir porsiyon. Yalan yok yani. Bugün bir döner sipariş etseniz tavuk döner 60 gram koyup gönderiyorlar öyle bir örnek vereyim size. Ama yanında ekmek ekmek, ekmek yok yani. Dedik tamam o da olur. Yanında domatesi biberi falan da var tuzumuz onlar veriyor zaten. Bunu da konuştular başka bir sorunuz var mı? Yok. Tamam dediler. O zaman dediler adınızı yazmaya başlayabilirsiniz. İsimleri şu şekilde yazıyorsunuz. Eğer bir üçlü grupsanız e, biz bir grubuz diye belirtiyorsun 3 isim yazıyorsun. Tek bir katılmak istiyorsan tek isim yazıyorsun. Bunun sebebi ne şu? Şimdi sen aynı çadırın içinde 3 kişiyle kalacaksın. Birbirinizi tanımıyorsunuz diyelim ki. E ne olacak sorun çıkacak değil mi? Ama üçlü grup olursan daha çok rahat edersin. Ama şimdi tekli gitmek isteyen adam ne yapacak? Şimdi gidip iki tane arkadaş mı bulacak? Yok. Onlar da adını yazdıracak. Karma bir şekilde aradan seçip gönderecekler. Gittik isimleri yazdık. Cemal, Hasan, Bilal üçümüz yazdık hop listeyi oluşturduk. Bekliyoruz işte sıra bize gelsin falan diye. Aradan böyle iki hafta falan geçiyor. Bunlar nasıl çalışıyor söyleyeyim. Üç kişi götürüyorlar pardon altı kişi götürüyorlar iki grup halinde. Üç kız, üç erkek e, gidiyor. Geliyor yerine yenisi gidiyor tamam mı? Sıra bize geldi. Dediler ki ee, bir dahaki servis geldiğinde sizi alacağız. Bir gün öncesinden hazırlığınızı yapın. Sırt çantanıza işte eşyalarınızı meşyalarınızı koyun. Kıyafetinizi şununuzu bununuzu. E yarın sıra sizde. Biz işte heyecanlandık dedik. O ne kim gidiyoruz falan böyle hazırlandık. Çantayı mantayı hazırladık. Dedikleri yere geldik. Saat 2'de orada olun dediler. İşte gittik içeri geçtik oraya bekliyoruz servis gelsin diye. Otururken Cemal dedi ki. Bilal dedi. Efendim dedim. Ben de dedi, acaba yanlış mı görüyorum dedi yoksa dedi şuradaki kız Merve mi dedim. Hani nerede ki dedim. Bir tane bankın orada kız oturuyor. Aa dedim evet Merve. Bu arada şöyle de söyleyeyim. Merve denilen kız Cemal'in böyle ılıktan ılıktan yanık olduğu bir kız. Ama kızın bundan haberi yok. <laughs> Öyle söylüyor ya platonik işliyor şu anda. Daha açılamadı henüz. Evet dedim onlar. Ya dedi onun yanında iki tane daha mı kız var? Ben mi yanlış görüyorum? Yo var evet. Ha onların sırt çantası da var. Allah Allah tesadüfe bak. Aa acaba şey mi yoksa bizle beraber mi geliyorlar? Cemal şöyle bir durdu. Aa anladım hocam dedi. Ben gelmiyorum ben vazgeçtim dedi. Lan oğlum niye ne güzel işte beraber gideriz. Kız orada açılırsın amana koyup daha ne amana koyup. Doğa ortamı başka bir erkek yok yani biz varız da biz onun işte yani <laughs> dünya ahiret bacımız yani hani biz anladın mı? Orada direk sen avlarsın onu. Dedi ki, abe yok, utanırım ben. Servisten serviste gideceğiz, göz göze möze göze geliriz. Dedim, saçmalama ben bunu yapayım, ne güzel işte dünyanın fırsatı ayağına gelmiş kardeşim. İyi tamam dedi ama idlilik yapmayacaksınız dedi, yani siz dedi kesinlikle konuşmayacaksınız. Hani belli etmeyeceksiniz, ben de açılacak İyi tamam, biz sustuk, servis geldi. <laughs> Önce işte biz yürüdük, onlar yürüdü falan. Şöyle ta aracın böyle kapısı elektrikli böyle açılıyor ya, böyle açıldı böyle. Yan tarafta onlar geliyor. Böyle göz göze geldik. Şöyle bir bize baktılar. Biz onlara baktık. Biz hiç umursamadık. Binmeye devam ettik. Bindik. Bunlar da geldiler. Biz arka diye geçtik. Bunlar da servisin içi boş. Tamam mı? Yani i̇stedikleri yere oturabilirler. Geldiler. Direkt tam bir önümüze oturdular. Biz bir yandan Cemal'i dürtük diyoruz. Omuzlar <laughs> Şşş Cemal. Oğlum ses ver lan. Konuş lan kardeşim. E, birazcık sesin çıksın lan. Çocuk böyle e, süt dökmüş kedi gibi hiç konuşmuyor falan. Neyse. Yol boyunca böyle biz Cemal'e şaka yapmaya devam ettik tamam mı? Kızlar da bir önümüzde oturuyor. Sürekli zaten fısır fısır gülüyorlar. Biz de böyle kendi aramızda fısır fısır bir şeyler konuşuyoruz. En son gittik. Servisten indik. Ee, Bizi dediler ki aha bu çadırlarınız. Aha bu uyku tulumunuz. Aha bu çaydanlığınız. Alın size su. Beş litrelik şöyle su verdiler. Bittiği zaman tekrar bize gelirsiniz. Biz size su veririz dediler. Hadi dediler gidin çadırınızı kurun. Tamam dedik çıktık. Ee, şimdi böyle açık düz bir alan var tamam mı? Açıklık böyle düz bir alan var. Ağaçları ağaçları birazcık böyle yontmuşlar, kesmişler. Birkaç tane daha çadır var. Tek değiliz, yalnız değiliz yani. Bayağı bir çadır vardı hatta şöyle uzunlamasını. Tabii birbirlerinden uzak mesafedeler. Bunlar kim? Yine ücretsiz gelenler var aralarında. İşte atıyorum parasını verip gelen var. Orası normalde ücretli bir yer biliyorsunuz. E biz de dedik ki yani şöyle köşe kuytu bir yere kurulalım. Çünkü biz müzik dinleriz, bağırırız, çağırırız, geyik goy goy döndeririz, şarkı söyleriz oyunlar oynarız falan. E, hani şey olmasın böyle, gürültü olmasın, insanları rahatsız etmeyelim. İnsanlar burada doğayla iç içe bütün bir şekilde e, buluşmaya geliyor, oturmaya geliyor. Kafa dinlemeye geliyor bir nebze. E, sonra Cemal dedi ki ya dedi kızlara yakın bir yere kurulalım bari çok uzak bir yere gitmeyelim. Elimizde çadır geziyoruz. Kızlar da bizim az ilerimizde onlar da yürüyorlar. Bakıyoruz işte ne zaman kurulacak diye. Biz gidiyoruz onlar gidiyor. Biz gidiyoruz onlar gidiyor. Git gide böyle ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz tamam mı? Onlar da gidiyor biz de gidiyoruz. Biz onların durmasını bekliyoruz. Onlar Bizim durmamızı bekliyor. İçimizde durmayınca böyle yardırıp gidiyoruz böyle. En sondan pes ettim. Dedim ki durun oğlum nereye gidiyoruz? Yani sınır dışına geldik durun. Nereye gidiyoruz? Oğlum dedi kızlar hala gidiyor. Yani olabilir. Yani onlar Fizan'a gitse biz de mi gideceğiz? Evet gideceğiz dedi. Oğlum ne alaka? E tamam sen burada şimdi Merve'ye aşık oluyor olabilirsin. Onun, onunla bir şeyler hissediyor olabilirsin ya de. biz değiliz amına koyayım. Biz canımızı sokakta bulmadık kardeşim. Meğer kızlar da ziyade. bizim kurulacağımız yakınlara bir yere kurulmak istiyorlarmış. Bir sene sonra dedik ki tamam abi çökün buraya. Baya ilerledik. Baya ıssızlaşmaya başladı. Çöktük kurulduk. Birazcık zor oldu. Lan baktık kızlar hala ayakta dolanıyor. Oğlum kurulsanız da alo o çadırı kurmanız gerekiyor amına koyayım. Öyle elinizde gezdirmeyeceksiniz akşama kadar. En son bizim Cemal dedi ki oğlum acaba kuramadılar mı yardım mı etsek? Hani bir, bir, gidip el mi atsak. Dedim tamam iyi fikir. Kurulduk. Eşyalarımızı eşyalarımızı koyduk. Aslında dedik ki aga biz şunlara yardıma gidelim. Sen de buraya bir ufak bir ateş yak şöyle bir çay may kahve mafe pişiririz. Yani bir tane şey verdiler zaten. Çaydanlık verdiler böyle demir. Milattan önce kalma böyle <laughs> yanlış her yere. Dedim bunun içine suyu koy Biz geliriz birazdan kızlarla beraber bir şeyler içeriz. İyi tamam dedi gittik. Kızlara dedik kızlar merhaba. Herhalde dedi hani kurulamadınız. Yani ee, iyi. iyi. Çadırı kuramadınız herhalde hala geziyorsunuz. Yardım eder miyim size yardım ister misiniz? Yani zorlanmayın siz. Olur ya çok şey olur falan dediler. Biz bunlara yardım ettik çadırı kurduk falan işte. Sırt çantalarını aldılar içeriye girdiler. içeride böyle yarım saat çıkmadılar falan biz kurduk. Biz dedik ateş de yaktık. E, i̇çecek falan çay kahve onları falan da ayarladık. Yani gelin isterseniz muhabbet ederiz sohbet ederiz. Eğlenceli olur konuşuruz tanışırız. Tamam çok şey olur dediler siz gidin biz gelelim hazırlanalım gelelim dediler. İşte doğaya geldik bir zamana koyayım. Doğru mu? Doğru. Kızlar gelirken makyaj yoktu suratlarında. Yemin edebilirim size ama kanıtlayamam. Biz gittik sonra. Tabii baktık. Bunlar geliyor ama suratlarında böyle bir kilo makyaj falan böyle. Bizim şey şey dedi oğlum nasıl ya? Nerede? Ne araya lan? Nasıl oğlum? Yanlarında makyaj seti getirmişler abi. Makyaj yaptılar öyle geldiler çay içmeye. Dedi herhalde düğüne gidiyoruz. Geldiler onlar oturdular. Cemal böyle tık tık bakıyor falan. Konuşmaya başladık. Tanışmaya başladık. İşte Cemal, Hasan, ee, Merve, Esra, Betül. Dedik ki, ne güzel ya. E, tanıştık. Konuştuk. E dedik neler yapıyorsunuz? nerede uğraşıyorsunuz? Falan nerede çalışıyorsunuz? E, ne işle meşgulsünüz? Sadece öğrenci misiniz? Anlattılar dediler işte yurtta kalıyoruz. Bir işimiz gücümüz yok. Aileden para geliyor. Keşke bize de gelse amına koyayım. Bize gelmiyor ama. Ee, öyle siz ne yapıyorsunuz dediler. Ben anlattım işte. Hasan anlattı. Cemal'e geldi sıra Cemal. Susuyor hala konuşmuyor. Onu dedim Cemal. <laughs> bizim Cemal hasta dedim yani. Birazcık yorgun çocuk. Yol yorgun. Hani birazcık öyle konuşkan değil yani çok fazla. Güldü falan işte Merve. Sonra ben dedim ya dedim şu çayları kahveleri bir tazeleyelim. Ya dedim Cemal bir toplasana bardakları gidelim şu çayları kahvelere koyalım. Gittik Cemal'le birlikte. Aa, Cemal agam bak canım agam. Ne yapıyorsun aman akbeyim? Om kız geldi işte yanında konuşsana abi dilini mi yuttuk? Oğlum ne konuşayım diyor. Yani ne konuşabilirsin? Git konuş işte sohbet et. Ey tamam dedi gideyim konuşayım dedi. Gittik çayları maylara tekrardan koyduk. Gittik yanlarına. ceval dedi. Ya dedi ee, Merve sen nasılsın falan yaptı. İyiyim teşekkür ederim falan dedi. Ben seni şu zamanlar hiç görmüyorum ya dedi. Sen dedi hiç okuldayken falan böyle dedi. Kütüphaneye kütüphaneye kantina hiç gelmiyorsun. Hiç görmüyorum seni falan yaptı. Sen beni tanıyor musun ki dedi. Yo tanımıyorum da görmüştüm birkaç kere dedi. Böyle deyince falan hani böyle hani altına sıçacak konuşamıyor utanıyor tamam mı? En son konuyu da attık dedik ki ya acıkmadık mı ya? Acıkmadık mı ya? Böyle Reis olarak çıkayım şöyle bir mangal yapayım sallanlarım şöyle. Dediler evet mangal. Hani Cemal dedi evet doğru söylüyor. Ben dedi gideyim etleri alayım gelip. Gitti etleri aldı. Ee, bize dediler ki işte kişi başı 200 gram veriyoruz. Ee, 1.200 gram işte 200 gramdan hesapladığınız zaman 600-600-1200 ediyor. 1.5 kilo verdiler. Eti 1.5 kilo verdiler. Bizi dedi ki güzel güzel iyi doyacağız falan. Böyle şey halinde. Nasıl diyeyim size? Tavuk butu. Tavuk butunun böyle şey tarafı böyle. Salçanın üst tarafı var ya orası bir de lezzetli yeri tamam mı? Ee, şişmiş yok ızgara gönderdiler sadece. Bir de bu doğrayan usta ufak doğramış. Şimdi ızgarayı getirdi Cemal. ev bilen nasıl yapıyoruz dedi. Şimdi reis dedim ben şimdi sen e, çok güzel dedim. Hani, Tavuk eti inanılmaz güzel. Ama şimdi bunu nasıl pişireceğiz amanın nasıl yani? Mangal var tamam. Izgara var tamam. Durmaz ki ızgarada. Tavuk ve arasından düşer amına koyayım. Bu dedim böyle dökülür. E dedi nasıl yapacağız? E dedim ızgaraya koyarsak dökülür. Vallahi beni dinleyin. Bu Bunu ızgaraya düzersek dökülür. Bir şey olmaz dedi. Tepsi aldı bir tane. Tepsinin üstüne koydu. E, tavukları düzdük ızgaranın üstüne. E dedim Cemal bir kaldırsana ızgarayı. Kaldırdım ama ne? Tavukların yarısı patır patır döküldü. Dedim oğlum diyorum sana anlatıyorum beni dinlemiyor ki. Desene adam geri zekalı mı bunu böyle minnacık minnacık doğramış. Kuşbaşılık doğramış dedim. E ne yapacağız dedi. Ben bir yöntem biliyorum aga dedi. E neydi dedi. Yani ben diyorum. Ne 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 kanka dedi. Git dedim şuradan dedim ince böyle tahtalardan bul gel. Nasıl yani dedi. Ya dedi sen bul gel. Tahta, tahta bul gel dedim. Tamam dedi gittik. Doğada yaşıyoruz. Yani İnci uçlu böyle tahta arıyoruz. Bulduk da birkaç tane. Onu delip tahtaya geçireceğim. Onu şiş olarak kullanacağım. Çünkü şiş yok. Onu onu bir şekilde pişirmek gerekiyor. Ben gittim işte tavukları ağaç dallarını sokmaya, ağaç dallarını tavuğa sokmaya başladım falan böyle. Kızlar da tabii ileride. Bunları böyle yaptım ama ben şunu unuttum şimdi. Elimizde mangal var. Evet. Doğru. Ama mangal böyle e, uzunluğu bizim bulduğumuz tahta çubuklarla aynı boyda değil. Koyamıyorsun mangalın içine. Elinle tutman lazım. Elin yanar. Izgarayı koy dedim. Izgarayı koydu. Üstüne tahtaları, e, tavuğu sapladığımız tahtaları koyduk falan. Böyle bu pişiyor tamam mı? Bir yandan tahtaların ucu yanıyor. Tahtaların ucu yanıyor amına koyayım. Yanında tavuk da pişiyor. Biz bunları pişirdik. Tahtalar çömür bir şekilde. Yanında tavuklar pişmiş. Ama şimdi yani yaşam şartı amına koyayım. En fazla bu kadar olurdu. <laughs> Biz bunu tabağa falan koyduk böyle verdikleri plastik tabaklara falan götürdük kızların yanına. Kızlar dedi ki bu ney? Tavuk. Tanıştırayım tavuk. Tavuk. Kalçalı butun üst kısmı. Tamam onu biliyorum yanındaki neydi? Dedi. Ağaç kabuğu. işte ağaç şeyi. Ee, dal Ondan. Niye dedi içine niye soktunuz dedi. Dedim ki bak mangal var eti koyamıyorsun pişmiyor. içine soktum düşmesin aşağı anlatıyorum. Ben yemem dedim. Bir şey olmaz zehirlenmezsin ondan o. Lan bazen kömürün üstüne düşüyor oradan yiyoruz yani. Bir şey olmaz yani yiyebilirsin. Cık, ben yemem dedi. Aç mı kalacaksın? Bak başka bir şey yok ha yani. Gece çıkıp böcek böcek yemek istemiyorsan bence gel Tamam acıcık kenarları yanmış olabilir sıkıntı yok ama hala yenir. Yok dedi ben yemem dedi. Kızlar trip attı bizi. Biz de kavga ettiler orada ya yapacağınız iş diye ya falan filan. Bize verseniz biz pişirirdik. Ya da gider o mutfaklarında pişirirdik. Bu şekilde yenir mi ya falan yaptılar. Bize trip attılar ben de delirdim. Yemezseniz yemeğin amına koyayım dedim. Bu kadar alıyor yani. Ben böyle trip atınca bizim aramızda bir düşmaniyet başladı. Selamlaşmamaya başladık. Konuşmamaya başladık. Ee, bizim Cemal dedi ki Bilal kafanı sikeyim. Dedim aç mı kalsaydık? E yine aç kaldık yani. Aç kalmadık biz doya doya yedik gayet. De güzeldi güzel dondurabildik yani. Ne olmuş ki acıcı kucu yanmışsa ne olmuş ki? Bence gayet ideal yani yenilir. Sonra sabah oldu. Çorbalar morbalar dağıtıldı böyle. Biz kızları gördük uzaktan böyle ufaktan konuşmuyoruz ama yani biz konuşmuyoruz tamam mı? Bizim Cemal dedi ya ben de şöyle biraz dolanıp gelecek evet. İyi tamam dedim. Cemal gitti. Biz de işte Hasan'la birlikte kaldık oğlum biz nerede yanlış yaptık falan böyle. İleride yürüyoruz bir dayanışma ilan ettik. Kızlarla konuşmayacağız yüz vermeyeceğiz. Onlar da kendi aralarında bir çocuklarla konuşmayacağız yüz vermeyeceğiz. Da bir baktık işte Esra ile Betül böyle ele el geziyorlar falan. Biz de işte Hasan'la birlikte geziyoruz uzaktan görüyoruz. Cemal ortada yok. Merve ortada yok. La bunlar nerede? Aha İkisi kayıp ormanın derinliklerine doğru gitmeye başladık. Bir baktık Cemal ile Merve orada baş başa geziyorlar. Biz gittik hemen. Cemal'in yanına uzaktan böyle bakıyoruz, göz ediyoruz bunları ne yapıyorlar diye. El ele tutuştular böyle sarıldılar marıldılar falan tamam mı? Sonra Cemal diye vardık şöyle. Biz bağırınca tabii hemen Merve elini çekti falan. Ne geziyorsunuz la burada dedi. Öyle dedik geziyorduk. Sen ne geziyorsun kardeş? E, hiç dedi. Merve dedi öyle biraz uzaklaşmıştı dedi. Kaybolmuş onu almaya geldim dedi. Tabii efendim. Olur. Yeriz gittik kızlık sen dedik niye hani agalarını satıp gittin kızlarla konuştun hani satmayacaktın bizi hani bizle konuşacaktın hani ibnelik yapmayacaktın ya oğlum dedi ne boş yapıyoruz dedi kızla ufak bir muhabbet ettik dedi burada kaybolmuştu dedim he tamam kesin kaybolmuştur elinden tuttuk götürdük bunu sonra dedi ki ya dedi aga işte dün ee, çok açlarmış tavuklarda kömür olunca bunlar da size bayağı sinir olmuş e, o yüzden size küsmüşler. Aslında arada çok bir iyi. kavga mavga yapıp Gelin sizi barıştırayım bir çay kahve içelim. Sohbet edelim muhabbet edelim. Yolumuza devam edelim dedi. İyi dedik tamam gelin özür dilesinler olur. Ben burada yemek pişiriyorum. Çadırlarını ben kurdum. yaptıklarımı muameleye bak dedim. Ya dedi Bilal uzatma dedi. Gelsin nereden muhabbet edelim kapatalım konuyu. İyi lan tamam dedi senin hatırına olur. Gitti kızları getirdi işte. Eee barıştık. <laughs> Geldiler ya kusura bakmayın birazcık sert çıktı. Karnımız açtı falan diye. Sonra dediler ki haklısınız. Yani siz haklısınız. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Doğru diyorsunuz hani tavuklar gerçekten içinden dökülür. Yapmanız gerekeni yapmışsınız aslında falan dediler. Konuyu kapattık tamam mı? Sonra işte Hasan'la böyle Cemal birazcık böyle ufaktan ufaktan böyle dürtüşmeye başladı ya sen mi diyeceğim ben mi diyeceğim. İşte aradan bir tane de Betül'ü çıkarmışlar Hasan'a. Benim haberim yok tabii durumlardan. Esra boşa düştü tabii. Bunlar böyle romantik bir akşam yaşamaya başladı. Hepsi o elini tutuyor, o elini tutuyor, o elini tutuyor falan. Ben de böyle boşta kaldım. Cemal yanımdan uzaklaştı. Hasan yanımdan uzaklaştı. Merve gitti. Betül gitti. Geriye kaldıysa. Esra. Esra dedim. Kaksiktir olarak gidelim ya dedim. Bunların ne, ne bok yiyorlar sevsinler. ikimizi yalnız bıraktılar dedim. Ben de gittim oradan olay anladım tamam mı? Sonra az böyle birazcık muhabbet ettik, sohbet ettik. Çok bir şey olmadı, el ele düştük falan bu kadar öyle. Sonra işte ertesi gün oldu. Ertesi gün de böyle güzel, eğlenceli bir vakit geçirdik ama aramızda bisik bir sik geçmedi beyler. Yani sadece dümdüz geyik goy goy muhabbeti. En sonunda ben şey dedim, ya dedim. Merve yani Cemal'le birlikte şimdi siz sevgili misiniz nesiniz falan. Bu kadar yakınlık kurdular. Baş başa oturdular. Elle tutuştu. Merve dedi ki ya dedi, benim konuştum bir çocuk daha var ama ne yapacağım bilmiyorum dedi. Hayda şimdi olmadı bu. Olmadı sana yakışmadı dedim. Bu çocuk dedim bu kadar bak yanına geldi muhabbet etti sohbet etti. Sen şimdi bunu dedim bu çocuğu kaybettin olmadı dedim. E ne yapayım Bilal dedi yani o hayatın gerçeği dedi yani ne yapabilirim ki onu da yani direkt. Hayatından çekit diyemem dedi. Ama dedi ben bunu bir düşüneyim dedi. Bir değerlendireyim dedi. Bugün bir dönüş yapacağım dedi. Eve döndük beraber. Cemal'in suratı bir karış asıktı. Kızlar gitti yanımızdan. Ben Cemal'le özel olarak konuştum. Cemal dedim siktir et ya. Hani olmazsa da olmaz. Zaten dedi sen gönlü gönlün varsa dedim. Yarın arar. Tam ben seninle olmaya karar verdim der. Sen konuşur dedim. Aga benim derdim o değil falan yaptı böyle. Sinir oldu. Siktir et boşver falan filan yaptı. Ertesi gün Merve arada bunu Kemal dedi. Ee, ben işte o konuştuğum çocuğa söyledim bizden bir bisik olmaz haberin olsun. Hem konuştuğum, görüştüğüm başka biri var dedim. Ben seninle de konuşmaya karar verdim dedi. Cemal ne dedi? Ben istemiyorum kusura bakma. Hem konuştuğum başka biri var dedi. Konuyu kapattı. Çocuk o kadar ders almış ki. Benim benle takala takala o kadar ders almış ki. Böyle ağzının payını verdi. son ufak tefek kavga çıktı aralarında. Savaş çıktı. Ben dedi senin için o çocukla konuşmayı reddettim. Sen bana bunu nasıl yaparsın sana? O da onun ka kararı yani. Kardeş yapabilecek bir şey yok. Bu hikaye de burada bitti ama ne koyduklarım. Ve siz like atmadınız. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>